geldin, sefalar getirdiniz. Çok güzel bir yerdeyim. Tamı tamına 350 metrekare. Köyün tam orta yeri. Hemen camiye de yaklaşık 50-60 metre. Etrafında da köy kahveleri var. Köy kooperatifi var. Gönen'e de 15 kilometre mesafede. Manyas'a da 16 kilometre mesafede. Hemen hemen her saat Manyas'ı yoluna da 300 metre mesafede. Her saat, çok da güneş geliyor buradan. Her saat araba imkanı var. Toplu taşıma var. Toplu taşıma, yani toplu taşıma imkanınız var. 350 metrekare. Tapu'da da Kavgir Bahçeli kahvehane diye geçiyor. Ama yerimizde yok yani, arsa. Tapu'da öyle geçiyor ama her türlü imarlı projeli ev yapabilirsiniz. Tam da köyün orta merkezi. Ve ikiye de böldürebilirsiniz. 350 metre ama böyle her iki tarafı da arkalı önlü de yola cepheli. Orayı da sizlere göstereceğim. Şöyle Veli abiden de kameramızı alalım. Önce bir köyün meydanını sizlere göstereyim. Şöyle bak, orada bir kahve var. Arabamız bizim orada zaten. Burası bizim arsamızın olduğu konum. Camiyi de buradan bu şekilde görüyorsunuz. Buradan da böyle yerimize girdik. Tabi burayı hani kimse kullanmadığı için getirmişler, salıncak koymuş. Köylü değil bunu. Vatandaşın kendi yapmış. Biliyor yani. Kadastrosunu getmiş. Buraya bir tane salıncak koymuş. Burası böyle. Salıncak alınır tabi alan kişi. Yerimiz hani o duvarla bu duvar arası. Veli abi bir aplikasyon yapsana. Aradaki derinlik, genişlik kaç metre bir gösterelim. Yani dibi dibine. 11 metre genişliği var. Hani gayet buraya ev yapılabilir. Ha, izleyiciler yapılamaz der ama bazıları yorum yapabilir, ama her şekilde yapabilir. Burayı da şimdi diyeceksiniz ki burada bu demir niye var? Yan tarafta kooperatif binası var. Burası yani kullanmadığı için adam kooperatife çevirttirivermiş. Yani satıldığında orasını kooperatif şey yapacak. Binayı tel örgüsünü buradan kaldıracak. Evet. Buradan arka tarafa doğru gidiyor. Oraya da gidiyor. Şöyle bak, yerimiz buradan bu şekilde arka tarafa doğru devam ediyor. Bak. Gayet de güzel. Burası da arka yola çıkıyor. Telavru yapmışlar. Görüyorsunuz bu şekilde böyle gidiyor. Burada ne yapılabilir? Burada vallahi ben hani görüşümde, biz köylü çocuğuz, her şey yapılabilir değil mi Veli abi? Tutsana şunu bak, bir hayal kuralım. Hep sanıyordur. Bizim hayal kurum, biz hani hayal kuruyorduk ya böyle. Evet. Hayal kurduklarımızı bahçeleri yapıyoruz, biliyor musun böyle? Aynen. Videoda hayal kurup anlatıyor adam. Ya, aynen. Hayal kuralım hep, evet. Birlikte de izlediysen, tamam mı? Evet. Şurada şu olur, burada bu olur, şurada bu olur. Burada yani çok güzel bir köy evi mesela, ister ön tarafa yap, ister getirin mesela evi tam buranın ortasına yap. Hem önünü kullan, hem arkasını kullan, hem arka taraftan kullan. Yani istediğin taraftan kullanabiliriz. İstersin mesela, hani ben olsam ne yapardım? Neyle? Yol boyuna yapacaksın abi. Evi yol boyuna yapacaksın ama evet. Evin önünde. Şimdi evi oraya yapacaksın ama azıcık içeri çekeceksin. Şöyle bir 10 metre, 20 metre çekeceksin. Aynen. 15 metre, 20 metre. İçeri çekeceksin, tavukların olduğu yere yapacaksın evi. Evin ön tarafı da olacak. Arka tarafı da olacak. Arka tarafında buradan yine buradan bir kapı koyacaksın. Aynı şekilde. Buraya da soğanını ek, samsağını ek, tavuk kümesini yap. Değil mi Veli abi? Yani hepsi olur. Ön tarafını da yine bir tarafına kuruluk yap. Arabayı sokmak için, park etmek için. Evet. Bir tarafında da yeşillik, çiçek bahçesi gibi yap. Hemen çıktığında zaten kooperatif. Süt mü lazım? Hemen kooperatiften sabah sütünü al. Yoğurt mu lazım? Bakkaldan al. Çay mı lazım? Karşıdan. Emin enişteden al. Onun için hani çok fonksiyonlu. Gören'e de yakın. Biz buraya çekmeye geldiğimizde de Emin abi dedi ki, göl manzaralı mı diyeceksiniz arsa çekerken dedi. Niye öyle diyorsun dedim. Gelen emlakçı dedi, yani burası için değil. Bu köyde çekti mi göl manzaralı, göl manzaralı paravra yapıp çekiyorlar. Bizim köyümüzün gölle alakası yok dedi. Evet. Şimdi buradan da biz de başta göl manzaralı diye mi atalım? Atalım. Göl hayır, gözükmüyor ama yukarıdan, az yukarıdan göl yukarıdan gözüküyor. Ama buradan gözüküyor. Da şimdi iki, böyle bir kat çıkarsak yine gözükür değil mi Manyas Gölü? Aynen. Biz de mi göl manzaralı diyelim? Abi ikinci kattan sonrası göre. İkinci kattan sonrası görü yani. Oturduğumuz yerden kot farkından dolayı görmüyor. Ama Manyas Kuş Gölü'ne de yaklaşık 5 kilometre yoktur değil mi? Yoktur. 3-4 kilometre mesafede
bir yer Gönen'e 15-16 kilometre. Manyasa da o kadardır değil mi? Aynen. 15-16 kilometre de Manyasa. Gerçekten çok güzel, tatlı bir şirin köy evi olur. Tapu'da da Kavgir Bahçeli Betonarme Kahvehane diye yazıyor. Projeyi de işletirsiniz. Diyeceksiniz şunu da kuralım. Hani derler ki bayağı bir şey olsun. Küçük ev olur işte, yandan çekme, soldan çekme. Biraz abartıyorlar işi. Siz gelin işin içine başlayın. Süper buraya köy evi olabiliyor. Şöyle de gidelim bak, oradan da bir abimiz bakıyor. Yer güzel ya, bahar da geldi değil mi? Aynen. Zaten karşısında Emin abimiz var, komşumuz da var. Çok güzel yer. Bu şekilde karşıya kadar gidiyor. Geliyor, burası kooperatif binaları olduğu için adam oradan öyle ter yapı vermişler. Buradan böyle ter yapı vermişler. Onlar kalkacak. Nasıl buldun Emin abi yeri? Abi yerimiz çok güzel ya. He? Yerimiz tamamen süper. Köyün dik orta yerinde yani abi. Sağda solda değil, anladın mı? Köylülerde bak buradan böyle geliyor. Bu tel olayını herhalde izleyicimiz anladı. Olayı anlatabildik değil mi? Doğru düzgün. Evet, evet. Kooperatif olduğu için. Evet. Şimdi kooperatifin yan parseli burası. Kullanılmıyor diye adam buraya çevirmiş. Yani bak orada çevirmiş. Kooperatif içine gibi almış buraya. Şey olmasın diye. Hayvan girmesin diye. Yani buradan yapılıyor. Normalde avluyu böyle. Siz aldığınızda bu araya bak o duvarla buraya bu şekilde avluyu yapıvereceksiniz. Bak burası da kooperatif binaları zaten. Kooperatifin olduğu bölüm. Şimdilik de bu yerimizden sizlere anlatacaklarımız bu kadar. 0532-067-0939 ne olur telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, köyün meydanı. Bizim tasdik taklabat burada.